hızı 90 kilometre olan 200 metre uzunluğundaki bir tren, 400 metre uzunluğundaki bir tüneli kaç saniyede geçer diye soruluyor. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Şöyle bir yol çizelim. Bir tane tünelimiz var. İşte tünel şurası olsun. Şimdi tünelimizin uzunluğu 200 metre uzunluğunda tren, tünelde 400 metre uzunluğundaymış. Şurası 400 metre, bizim tünelimiz. Şimdi trenimiz şöyle. Trenimiz 200 metre uzunlukta olacak. Bu da bizim trenimiz. Şöyle 200 metre uzunlukta. Şimdi tren tünele şöyle girecek. Başlangıç noktası tünelle aynı hizaya geldiği anda tünele girmiş olacak. Ama çıkma işlemi arkası tamamen çıktığı zaman gerçekleşecek. Yani bizim trenimiz, şöyle kesik kesik çiziyorum. Şu konuma geldiği zaman, tabii uzunluğu yine 200 metre. Bitiş noktası buraya, başlangıç noktası da şuraya geldiği zaman çıkmış olacak tünelden. Yani başka bir deyişle biz başlangıcını tünelin ön kısmını referans olarak alırsak bizim trenimiz toplamda 400 metre burada, 200 metre burada, 600 metre yol gitmeli. 600 metre yol gidecek. Şimdi temel bağıntımızı yazıyorum. Temel bağıntımız şu. Yol eşittir hız çarpı zaman. Temel bağıntımız bu. Şimdi bunu uygulayacağız. Tabii şu an birimlere uygun değil. Saatteki hızı 90 km olarak verilmiş. Ama burada hem saniye cinsinden istiyor hem de metre olarak verilmiş. Önce şu kilometreyi metreye, saati de saniyeye çevirelim. Şöyle yapacağız. Saatteki hızı, yani bir saatteki hızı 90 kilometreymiş. Bir saatte 90 kilometre, şöyle yanlış yazdık, 90 kilometre yol gidiyormuş. O halde bir saatte 90 kilometre gidiyorsa bir saat 60 dakikadır. 60 dakikada 90 kilometre, her bir kilometre 1000 metre olacağı için 90 bin metre yol gider. Şimdi her iki tarafını 60'a bölelim bunların her ikisini. Şöyle bölüyorum 60'a. Bunlar gidecek. Burada 1 dakika kalır. 1 dakikada gittiği mesafeyi bulacağız. 1 dakikada şuradan sıfırları çiziyorum. Şimdi 6 ve 2'yi sadeleştireceğiz. 3'e bölüyorum. 9'u 3'e bölüyorum. 3, 6'yı 3'e bölüyorum. 2. Şurada gördüğümüz şey 3. 3 tane de sıfır görüyoruz. 3000. Şöyle. 3000 bölü 2. 3000'i 2'ye bölersek 1500 buluruz. Demek ki 1 dakikada 1500 metre gidiyormuş. Tabii halen dakika biz saniye cinsinden istiyoruz. Bu dakikayı da saniyeye çevireceğiz. 1 dakika yerine 60 saniye yazarız. 60 saniye de yine aynı şey 1500 metre gidiyor. Şimdi her iki tarafı 60'a bölerek 1 saniyede gittiği mesafeyi bulabiliriz. Tabii istersek orantı da yapabiliriz. 60 saniyede 1500 metre gidiyor. 600 metreyi kaç saniyede gider diye orantı da yapabiliriz. Orantı yapalım, daha kolay olacaktır. Şimdi şunu yazıyorum. Bizim trenimiz 60 saniyede 1500 metre gidiyor. Biz ne istiyoruz? 600 metre gitmesini. 600 metreyi de x saniyede gider diyelim. Şimdi doğru orantı var çünkü süre artınca gittiği mesafe de artar. Çapraz çarpacağız. Yani x çarpı 1500 eşit olacak 60 çarpı 600. Her iki tarafı x'in yanındaki 1500'e bölelim. Şuradaki 1500'ler gider. Şimdi bu sıfır, bu sıfırı, bu sıfır, bu sıfırı götürdüm. Şimdi 60 ve 15'i sadeleştirebiliriz. Şimdi bir kere önce 6 ve 15'i sadeleştirelim. 3'e bölünür ikisi de. 3'e bölüyorum 6'yı. 2, 15'i 3'e bölüyorum. 5 oldu. Şimdi kalanları yazalım. Çok karmaşıklaşmasın. X eşittir. Şimdi şurası 60 çarpı 2 bölü 5. Şimdi 60 ve 5'i sadeleştireceğiz. 5'e bölüyorum 1. 60'ı 5'e bölersek 12 olur. Yani bizim x'imiz eşittir 12 çarpı 2'den 24. Demek ki 24 saniye sürüyormuş bu tüneli geçmesi.